Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Sınava girecek öğrencilerimiz kaç doğru yaparlarsa kaç net gelecek? Yüzdelik dilimleri ne olacak? Bu soruları çok fazla merak ediyorlar. Bu videoda birazcık bu konulardan bahsedeceğiz. Müzik Dersimize başlamadan önce LGS inkılap tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri Yeni nesil online deneme çözümü ve deneme analizi ve PDF olarak deneme paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sınava 35 gün kaldı ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı arttırarak inşallah sizlerle beraber başarılı neticeler elde edeceğiz ve 21 Haziran'dan sonra hedefimiz olan liselere birlikte gideceğiz inşallah. Birlikte başaracağız. Bugün farklı net ortalamalarıyla beraber, farklı doğru ortalamalarıyla beraber LGS puan hesaplamaları sizlerle beraber yapacağız. Burada şöyle başlamayı düşünüyorum. Öncelikle ilk başta sözel bölümü iyi olan öğrenciler için bir puanlama yapacağız. Sonra sayısal bölümü iyi olan öğrenciler için puanlama yapacağız. En sonunda da her ikisi de iyi olan öğrenciler için ya da olması gereken öğrenciler için puan hesaplamaları yapıp sizlere bilgilendirici bir video çekeceğiz inşallah. İsterseniz hemen puan hesaplamalarına başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz ki 6 tane ana dersimiz var, branşımız var. Bunlardan soru sayılarını biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak kaç puan getireceğini, kat sayıları sizler zaten biliyorsunuz. İsterseniz ben tekrar hatırlatayım. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri 4 kat sayılı. İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü dersleri 1 kat sayılı olmak üzere bize puanlar getirecek. Soru sayılarımızda da Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü 10'ar tane soru çıkacak. Yani sınavda bizi toplam 90 soru bekliyor. 90 soru üzerinden sizlerle beraber LGS puan hesaplama yapacağız. Burada hesaplamalara başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Burada yapacağımız hesaplamalar 2019 puanlarına göre hesaplamalardır. Birebir aynı olacak diye bir kural yok ama 3 aşağı 5 yukarı aynı ol o aynı geleceğini söyleyebilirim. O yüzden bu puan hesaplama bizim için gerçekten önemli. Kendi durumunuzu da buradan görebilir. Sonrasında da kendi geleceğiniz için yani kendi e, hedefleriniz için neler yapabileceğinizi, nasıl arttırmam gerektiğini, kaç puan arttırmam gerektiğini kafanızda kendiniz artık hesaplayacaksınız. Şimdi isterseniz önce Türkçeden başlayalım. Sözeli iyi olan öğrenciler için başlayalım. Türkçeden 20 sorumuz var. Diyelim ki bir öğrenci e, e, sözelden Türkçeden 18 doğru yaptı ve 2 yanlışı var. Ee, i̇nkılap tarihine geldiğimiz zaman inkılap tarihini bizim kanalımızı takip eden öğrencilerin ben full yiyeceğini düşünüyorum inşallah sınava kadar. Ben inkılap tarihini full yazıyorum. Ee, din kültüründen de yine e, full yazıyorum 10 doğru 0 yanlışı var. Yabancı dile geldiğimiz zaman yabancı dilde diyelim ki bu öğrenci sıkıntı çeksin. 8 doğru 2 yanlışı olsun. Yani 7.33 neti olsun. Şimdi geliyorum sayısal bölüme. Bu öğrenci sayısalda biraz zorlanan bir öğrenci olsun. Diyelim ki sayısaldan matematikten 8 doğru yaptı. Yanlış sayısı da 5 tane yanlış yaptı. Yani burada şunu söyleyelim. Öğrencimiz kaç tane boş bırakmış oluyor? 7 tane de soruyu boş bırakmış olsun. Fen bilimlerine gelelim. Fen bilimlerinde biraz daha basit oluyor matematiğe göre. Fen bilimlerinde genellikle ben çok kötü yapan öğrenci görmedim çalışan öğrenciler arasında. Diyelim ki fen bilimlerinden 11 doğru yapsın. Ve 5 tane de buradan yanlış olsun. Ee, baktığımız zaman toplamda 65 tane doğrusu oluyor. Bu tarz bir sınavı yapacak öğrencinin 14 tane yanlışı oluyor. Toplam 60 neti oluyor. Şimdi bakalım LGS'de puanı ne gelir bu tarz bir sonuç alırsa? Böyle bir sonuç alırsa öğrencimizin puanı yaklaşık 375 puan alıyor ve %18'lik dilime giriyor. Peki biraz önceki verileri birazcık değiştirelim. Bakın matematik ne kadar önemli, fen bilimleri ne kadar önemli bunu isterseniz biraz daha değiştirelim. E, matematikte 8 doğrumuz vardı bu öğrenci matematikte 8 değil de 12 doğru yapsın ve 5 yanlışı olsun Fen bilimlerinden de 11 doğru değil de sadece fen bilimleriyle matematiği değiştirelim 11 doğru değil de 16 doğru yapsın 16 doğru yapalım burayı e, bakalım bu sefer kaç olacak Yanlış sayısında 16 doğru 4 yanlış yapalım fen bilimlerine Toplam 70 neti var bu sefer 69.66 neti var Şimdi bakalım bakın biraz önce e, aynı şeyi sadece matematik ve fenini değiştirdim. Biraz önce 375 puandı. Şimdi hesaplayalım 416 puan. Yani matematik ve fen de bir tık kendinizi arttırırsanız puanlarınız çok çok yükseleceğini zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Bu tarz bir e, sınava girip sonuç elde eden öğrenci Türkçeden 2 yanlış, yabancı dilden 2 yanlış, matematikten 5 yanlış, fen bilimlerinden 4 yanlış toplam 13 yanlış olacaktır. 416 puan alıp %9'luk dilime girecektir. Bu da iyi bir Anadolu Lisesi ya da orta düzeyde bir Fen Lisesi demek. Şimdi isterseniz matematiği bir tık daha arttıralım. Bakın sözel Sözel'i zaten iyi bu öğrencinin. Matematiği bir tık daha arttıralım. E, matematikte 12 yapmıştık biraz önce. Şimdi isterseniz 15 yapalım. Bakın bu sefer 5 yanlış yapmayalım. Yani 15'e 5 olmasın. Matematikte bilmediklerini boş bıraksın bu öğrenci. 15'e 2 yapalım. Ve, ve 3 tane de boşu olsun bu öğrencimizin. E, fen bilimlerine gelelim Fen bilimlerinde de aynı tutalım Fen bilimlerinde 16 doğru 4 yanlışı var Şimdi bakalım bu sefer ne olacak Hesaplamaları yapıyorum Bakın 436 puana yükseldi 77 doğru 10 yanlışı var 173 e, neti var 436 puanı yükselip 6.41'lik dilime yükseldi Bu da gerçekten iyi bir liseye doğru Yol alması demektir İyi bir fen lisesine gitmesi demektir Şimdi sözel bölümü iyi olan öğrenciler için konuştuk Bir de isterseniz e, ee, şöyle bir temizleyelim. diyelim, matematik ve feni iyi olup yani sayısal bölümü iyi olup sözeli biraz sıkıntılı olan öğrencilere bakalım. Türkçeden diyelim ki 20 soru var. Türkçeden 14 tane doğru yaptı. E, 5 tane de yanlışı var. Bir tane de boş olsun. İnkılap tarihinden ben fullleyebileceğinizi düşündüğüm için yine 10 doğru yapıyorum. Çünkü bu kanalı izleyenler emin olun fullleyecekler. Ben buna inanıyorum. Din kültüründen diyelim ki 8 doğrusu var. Bu arkadaşımızın 2 yanlışı var din kültüründen. Yabancı dilden 7 doğru 3 yanlışı yapalım. Şimdi gelelim e, matematik bölümüne. Matematiğini, matematiği bu arkadaşımız çok iyi yapsın. 18 doğru 2 yanlışı olsun. Yani 17 neti olsun. Fen bilimlerinden de gayet iyi yapsın. 19'a 1 yapsın. Şimdi bakın doğru sayımız 76. Yanlış sayımız 13. Netimiz 71. Sözeldeki netle hemen hemen aynıydı. Bakın o zaman 436 gelmişti. Şimdi bakalım kaç gelecek. Şimdi bakıyorum 441 geldi. Yani sözeli bu tarz bir yapan, bu tarz bir sınava girip sözeli biraz kötü olup matematiği iyi olan, feni iyi olan öğrenci 441 puan alabilir. %5.57'lik dilime geçen seneki puanlara göre giriyor demek. Şimdi sayısalı iyi olan arkadaşımızın, bu arkadaşımızın yani böyle bir arkadaşımız yok. Hayali ben sayılar giriyorum ama bu arkadaşımız birazcık Türkçeyi arttırsa neler olacak? 14 doğrusu yapmıştık biraz önceki senaryoda. Şimdi Türkçeyi 17 yapsın. Türkçeden 17 yapsın. E, Yanlışını da 3 yapalım. Yanlış da olsun. Türkçeden 3 tane de yanlış yapmış olsun. İnkılabı fulledik. Din kültürü 8 doğru 2 yanlış. Yabancı dilde 8 doğru e, olsun. Yabancı dilde 8 doğru 2 yanlış olsun. Bunu da ayarlayalım. Şimdi bakın 80 doğru 10 yanlış var. 3 tane Türkçeden İki tane din kültüründen, iki tane yabancı dilden, iki tane matematikten, bir tane de fen bilimlerinden. Biraz önceki senaryonun sadece sözelini biraz arttırdık. 441 puanı vardı. Şimdi kaç oldu? 457 puan. Gerçekten bakın her birinden birer net arttırmak ne kadar üstüne koyuyor. Puan olarak, yüzdelik dilim olarak ne kadar üstüne koyuyor siz de buradan görebilirsiniz. Bu, bu tarz bir sınav yapan arkadaşımız 457 puan alacak ve 3.46'lık dilime girecek. Bu da gerçekten çok çok nitelikli okullara gitmesini sağlayacaktır. İsterseniz e, yine puan hesaplamamızı bir temizleyelim. Sizlerle beraber hepsini iyi yapabilen öğrencilerden bir örnek vereyim sizlere. E, 20 soruda Türkçe'den 18 tane doğrusu olsun, 2 iki tane yanlış olsun. İnkılap tarihini yine full yapıyorum. Din kültürünü yine full yapayım burayı da. Din kültürünü yabancı dil birazcık öğrencilerimizin sıkıntı çektiği bir ders. İsterseniz burayı 8 doğru 2 yanlış yapalım. Matematiği 17 doğru 3 yanlış yapalım. Fen bilimlerinde 18 doğru 2 yanlış yapalım. 81 doğrusu var bu tarz bir senaryoda. 9 tane yanlış var. Bakın 77 yani 78 neti var bu arkadaşımızın. Şimdi hesaplamamızı yapalım. Sonra da yanlışlarımızı silmeyelim de yanlışlarımızı silmeyelim de boşluk bırakalım. Bakalım boş bırakınca ne olacak? Bir de ona bakalım. Şimdi böyle bir eğer senaryoda böyle bir sınav yaparsanız 81 doğru 9 yanlışınız olursa verdiğim netlerle 455 puan alacaksınız ve 3.71'lik dilime gireceksiniz. Şimdi bakın Türkçeden ben 18 doğru 2 yanlış yapmıştım. Yanlışı 0 dedim. Yani boş bıraktı. 2 tane boşu var. Yabancı dilden 8 doğru 2 yanlış demiştim. Sıfır boşu bıraktım. Yanlışı yok. Ee, şimdi böyle bir hesaplayalım. Diğerlerini aynı bırakıyorum. Hesaplamamı yaptım. 458. Bakın boş bıraktıklarınız da sizin için tam 5 puan 6 puan fazla arttırdı. Yanlış yapmak gerçekten sizin için sıkıntılı bir durum. Bu yüzden bilmediğiniz soruları boş bırakmak sizin işinize gelecektir. Şimdi isterseniz e, biraz önceki sayıları tekrar gireyim. 18'e 2 e, Türkçe. İnkılap full, e, din kültürü full, yabancı dil 8'e 2 yapalım. Bu sefer matematikten boş bırakalım. 17 doğru 3 yanlış yapmıştım. Burayı 17 doğru 1 yanlış yaptım. 2 tane de boşu var. Fen bilimlerinden de 18 doğru 0 yanlışı var. 2 tane boşu var. 79.33 neti var. Şimdi hesaplayalım puan kaç olacak? Bakın 4 puan daha 3 puan daha üstüne koydu. 461 puan alıyor böyle bir senaryoda öğrenci. 2.97'lik de dilime giriyor. Gerçekten çok çok iyi bir puan demek. Şimdi en baştan bir sayılar gireyim. Her birinden birer net arttırayım. Bakalım ne olacak? Yanlış sayımızı birer düşürelim. Her birinden birer net arttırmış. Doğru arttırmış gibi olalım. Bakalım ne olacak? Diyelim ki Türkçeden 17 doğru. 4, 3 yanlış yapmış olsun öğrenci. İnkılap tarihinden fullesin. Din kültüründen fullesin. Yabancı dilden 8 doğru 2 yanlış yapsın. 8 doğru 2 yanlış. Matematikten öğrencimiz 16 doğru 4 yanlış yapsın. Fen bilimlerinden de 17 doğru 3 yanlış yapsın. Böyle bir senaryoda 78 doğrusu bulunup 12 yanlışı bulunuyor. Şimdi bunu bir hesaplayayım. Aynısını birer tane arttırayım. Aynısını birer tane arttırayım. Şu andaki hesaplamamızda bu öğrenci 438 puan alıyor ve 6.07'lik dilime giriyor. Şimdi aynı netleri bu sefer birer tane arttıracağım. Türkçeden 17'ye 3'tü. 18'e 2 yaptım. Bakalım ne olacak? 18 doğru 2 yanlış. İnkılap full. Din kültürü zaten full. onlara değiştirmiyoruz. Yabancı dili 9'a 1 yaptım. Yabancı dilini 9'a 1 yapıyorum şimdi. 9 doğru 1 yanlış. Matematiği 16'ya 4'tü. 17'ye 3 yapıyorum şimdi matematiğini. 17'ye 3. Fen bilimlerinden de 16'ya e, Özür dilerim. 17 yapmıştım herhalde. Tamam. 18'e 18'i e 2 yapıyorum burayı da. Sadece bakın birer net arttırdım. Hepsini birer net arttırdım. 82 doğru 8 yanlışı var. Demin 438'di. Bakın her birinden bir tane arttırdım netimi. Kaç oldu? 457 oldu. Yani neredeyse 20 puan fark koydu üstüne. O yüzden sizlere her zaman söylüyorum. Yaptığınız derslerinizde, çalıştığınız derslerinizde yapacağınız şey şu her birinden sadece birer net üste çıkmayı hedeflemek her zaman. Yani sizden hiç kimse şöyle bir şey beklemiyor ki zaten bunu yaparsanız da hatalı olur. 10 net birden yükselteceğim, 5 net birden atlayacağım, bir sonraki sınavda 7 net atlayacağım. Böyle bir şey yaparsanız dengesiz yükselirsiniz. O yüzden yavaş yavaş birer birer artmamız gerekiyor. Zaten sınavımıza 35 gün var. Bu ta, bu sınavda 35 günde siz hala yetiştirebilecek durumdasınız. Zaten şu anda konularınızı bitirdiniz. Bol bol soru çözüyorsunuz. Artık deneme ve soru çözerek birer net arttırma aşamasına geldiniz. Farklı tipte soruları görerek kendinizi net olarak yukarı atmaya başladınız. O yüzden yapacağınız şey şu arkadaşlar. Her birinden sıkı çalışıp birer net arttırmaya çalışmak. Emin olun her birinden birer net arttırırsanız 20 puan fazlanız geliyor. De düşünün 2 net arttırdınız her birinden 2'şer net yukarı arttırdınız tam 40 puan fazlanız geliyor. İşte bana sürekli soruyorsunuz ya hocam 400'deyim 450'ye çıkabilir miyim? Çıkarsın nasıl çıkarsın? İşte biraz önce anlattığım gibi çıkarsın. Yanlışlarını irdelersin. Benim yanlışım hangi konudan çıktı? Ben bu konuyu niye yanlış yaptım? Bunu sorgularsın. Sonra açarsın yanlış yaptığın konuyu çalışırsın ve bir net arttırmaya çalışırsın. Normal yaptığının bir üstüne çıkmaya çalışırsın ve böylece 400'den 440'a çıkarsın. Bazen de soruyorsunuz hocam 420'deyim, 430'dayım fullleyebilir miyim? Fullemek gerçekten çok zor bir olay ama siz bunu yapabilecek kapasiteye sahipsiniz. Sadece şunu düşünün. Ben nerede yanlış yapıyorum? Yanlış yaptığın yeri bulmadan bakın bir yerde delik oldu diyelim ki bir boru var borudan su akıyor. Borudaki suyu akan yeri tamir etmeden, deliği tamir etmeden o su başka bir yere götürülebilir mi? Götürülemez. E siz de yanlışınızı tamir etmeden siz fullleyemezsiniz ya da puanınızı yükseltemezsiniz. O yüzden sürekli söylüyorum. Yanlışınızı ne yapacaksınız? İrdeleyeceksiniz ve o açığı kapatacaksınız. Açığı kapattıktan sonra da zaten netler yavaş yavaş yükselecek. Bunu sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 3 farklı durumda LGS puan hesaplama yaptık. Öncelikle sözel bölümü iyi olan öğrenciler için puan hesapladık. Sonra sayısalı iyi olan öğrencilerimiz için puan hesapladık. En sonunda da her ikisini yapabilen öğrencilerimiz için puan hesaplamalarımızı yaptık. İnşallah siz her ikisini de iyi yapan öğrenciler grubunda olacaksınız. Ben bu süreç içerisinde sizlere elimden geldiği kadar destekçi olacağım. Hiç merak etmeyin. LGS sınavınıza kadar yanınızda bulunacağım ve sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Sizler de eğer bize destek olmak isterseniz, kanalımıza destek olmak isterseniz videolarımızı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve mutlaka kanalımıza abone olabilirsiniz. Destekçi olursanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.